Hoş geldin Tata Çocuk. Oran orantı konusunu basit seviyede de olsa, temel seviyede de olsa bitirmiştik. Bununla alakalı topluluk sekmesine bir pdf bıraktım. Oran orantı mini deneme 1 diye. Şimdi bu denemeyi beraber çözeceğiz seninle. Farklı orada çözdüğümüz konuyu anlatırken çözdüğümüz sorulardan farklı sorular olacak burada. Bunun ikisi, üçü, dördü, beşi zaman ilerledikçe gelecek. Evet. Güzel. Şimdi ilk sorumuz şu şekilde. 1 bölü 4 x eksi y, 2 bölü 4 y eksi z, 3 bölü 4 z eksi x eşittir 1 bölü 10 demiş. x artı y artı z'nin eşitliğini sormuş. Şimdi burada aklına gelen muhtemelen ilk etapta şu olacaktır. İşte şunu 1 bölü 10'a eşitleyip bir eşitlik, bunu 1 bölü 10'a eşitleyip bir başka eşitlik nokta nokta devam etmek. Fakat şöyle tatlı bir oran orantı özelliğinden bahsetmiştik sana. Onu hatırlarsın diye ümit ediyorum. Ne yapıyordum ben burada? Verilen orantıdaki payları topluyorum. Yani şu ilk 3 orantıdaki payları topluyorum. 1, 2, 3, 6 bölü paydaları topluyorum. Paydaları toplarsak ne yapacak? Ee, dikkat et. 4x x yani 3x. 4y y 3y. 4z z yani 3z var. O zaman bu kesirin paydasında da bu kesirin paydasında da 3 parantezinde x artı y artı z olacak. Ve bunun gene aynı orantı sabitine yani 1 bölü 10'a eşit olması gerektiğini ifade etmiştik. O zaman işi bitirdim burada. Nasıl bitirdim? Şöyle ki işler dışlar yapıyorum. Buradan 3 parantezinde x artı y artı z'yi 60 ve dolayısıyla x artı y artı z'yi de 20 buluyorum. Güzel bir özellik sorusuydu. Kendisine elvada dedim burada. Gene bakıyorum yukarıdaki soruyla Aynı şekilde çözebileceğim bir soru var. Bunu da benzer şekilde halledeceğim. Nasıl? Şimdi bakınız, bana bir tüyo vermiş şurada. 2a c artı 3e diyor. O zaman ilk kesirin payını 2 ile çarpmış, 2a. İkinci kesirin payını eksi ile çarpmış, eksi c. Üçüncü kesirin payını 3 ile çarpmış, 3e bölü aynı işlemleri, aynı katsayıları her bir orantıdaki özür, her bir orandaki ne için paylar içinde yapıyorum. Yani 2b eksi d artı 3 ve aynı orantı sabitine yani 1 bölü 4'e eşit olması gerektiğini söylüyorum. Sonra ne çıkıyor buradan? Şunun 18 olduğu bilgisi var. Yani bu kesirin payının 18 olduğu bilgisi var. O zaman bu oran 1 bölü 4 ise paydasının 72 olduğunu söyleyeceğim. Yani şurası 72. Ve bana bir güzellik daha yapmış. Şunun da 24 olduğunu söylemiş. Eksi d artı 3 v'nin. Eksi d artı 3 v burası. Bunun 24 olduğu bilgisi var ve Paydanın da 72 eşit olması gerektiğini söylüyorum. Yani aslında elimde şöyle bir eşitlik olmuş oldu. 2B artı 24 eşittir 72. Haliyle 2B eşittir 48 ve B eşittir 24. Zaten onu sormuş noktayı koydum. Yine tatlı bir soru. Klasik bir kalıp. Daha önceden bir benzer örneği çözmüştük ama bize sorulan şey sanki soru farklı bir soruymuş gibi gösteriyor. Ee, ne yapabiliriz bir bakalım. Şimdi dikkat edecek olursan şu benden istenen oranı parçalayacak olursam şöyle bir şey elde ederim. m kare bölü n kare artı m n bölü n kare. Yani bir başka deyişle benden istenen m kare bölü n kare veya yani m bölü n'nin parantez karesi artı m bölü nedir? O zaman biz m bölü n'yi bulursak atıyorum 3 diye abi karesiyle kendisini toplayacağım. Ekstra bir derdim olmayacak oradan sonra. O zaman ne yapalım? Eski soruyu nasıl çözdüysek bunu da öyle çözelim. Yani şu eşitliği düzenliyor. Benzer şeyi şurada da yapıyorum. O zaman ilkinden başlayalım. İlkinde ne yapabileceğim? Şunu yapacağım. Diyeceğim ki buradaki rasyonel işlemi gerçekleştirecek olursak mn artı 1 bölü n eşittir 2 elde ederiz. Dolayısıyla buradan mn artı 1 eşittir 2 n elde edersin. Benzer şeyi diğeri için yapacağım. Yani şunun için. Onu da çekiyorum şuraya. Ondan da gene mn artı 1 bölü m eşittir 3 yani eşittir 3m elde edeceğim. Ellerinden öpsün o ara basamaklar. Dikkat edecek olursan bu yeşil ile boyadığım iki eşitliğin ikisinin de sol tarafı mn artı 1 yani birbirine eşit. O zaman sağ taraflar da birbirine eşit olmalı. Yani 2n eşittir 3m olmalı. E o zaman bu eşitliği sağlayan m ve n değerleri seçelim. Seçiyorum. A1n'ye 3 yazıyorum. m'ye 2 yazıyorum. O zaman m kare bölü kare? 4 bölü 9 artı m bölü 2 bölü 3 yapacak. Paydasını eşitle topla. 9 eşitledim paydayı topladım. Noktayı koydum. Evet güzel 3 soruydu. Onlara bay bay diyoruz. Şimdi gel buna. Gayet tatlı bir soru. Şimdi e, insanın aklına ilk ilk iki soruda yaptığımız gibi payları toplamak falan geliyor ama çok makul değil. E, o zaman ne yapacağım abi? Şunu yapacağım. Şimdi bir orantı var fakat orantı sabiti ortada yok. O zaman diyorum ki bunun orantı sabitini ben belirleyeyim ve eşittir k diyeyim. Şimdi ilk ikisinde toplama ve çıkarma varken üçüncüde ne var? Çarpma var. Üçüncü biraz bekleyecek beni. İlk ikisinin bir ağzını bunu dağıtacağım. Yani x artı y bölü 11'i k'ya ve benzer şekilde x eksi y bölü 3'ü k'ya eşitleyeceğim. Ne olacak buradan? x artı y eşittir 11 k ve benzer şekilde x eksi y eşittir 3 k. Alt alta yazmışım bunları. Taraf tarafa topluyorum. Ve buradan elde edeceğim şey x'in 7k y'nin de 4k olduğudur. Şimdi bunları getirip şurada yerleştireceğim. Yani x yerine 7k yazıyorum. Y yerine 4k yazıyorum. Bölü 56 eşittir k diyorum. Dikkat edecek olursan eşitliğin her iki tarafından birer k sileceğim. K'nın 0'a eşit olmadığını zaten sorudan çok net olarak anlıyoruz. Aslında bu bilgi bize verirse çok tatlı olurdu. Fakat devam edecek olursam buradan 28K bölü 56'nın 1, yani bir başka deyişle K'nın 2 olduğu bilgisine ulaşıyorum. O zaman işim bitmiştir. Benden istenen 3Y eksi X, 3Y ne yapar? 12K eksi X yani 7K çıkaracağım. 12K'dan 7K çıkaracağım. Yani aslında benden istenen şey 5K'dır. E benden istenen şey 5K ise e, K'yı da 2 bulmuştum. 5 kere 2 10. Çarpmada çok iyiyim. Evet cevabım şuymuş. Güzel tatlı soru. İlk etapta bir tökezletebilir insanı. Hoş bir soruydu. Kendisine bay bay diyorum. Geldim sıradakine. Evet güzel bir oran vermiş. İlkinden insanın aklına bir tam kare gelir mi diye bir fikir geliyor. Fakat şöyle yapacağım. Bu eşitlikleri oranlıyorum. Yani şöyle oranlıyorum. a kare eksi 2ab'yi a kare eksi 4b kareye oranlıyorum ve bu oranın 3 bölü 5 olduğu bilgisine sahibim. 1'i 3, 1'i 5. Sonra diyorum ki bu kesirin, oluşan bu kesirin, yani sol taraftaki kesirin payını a parantezine alayım. a eksi 2b olsun. Paydasını da a eksi 2b, a artı 2b diye ayırayım eşittir 3 bölü 5. Şunu kapatmam lazım. Sadeleşen terimler bay bay çarpanları sadeleştirdim. O zaman elimde şu kaldı. A bölü A artı 2B eşittir 3 bölü 5. <laughs> Özür. Diyorum ki A'ya 3 diyecek olursam B'nin de 1 olması lazım ki 3 bölü 5 kesrini oluşturmuş olayım. O zaman A bölü B 3 bölü 1 yani cevabım Edirne olur diyor. Güzel, tatlı bir soru. X'e pozitif gerçek sayılar. Şöyle bir toplam ifadesinin alacağı en küçük değeri bana sormuş. Burada şu bilgiyi bilmen lazım bu soruyu çözmek için. Yani bu soruyu rahat çözmek için. Onsuz da çözülür ama bu soruyu şöyle rahat çözeriz. Herhangi iki sayının veya herhangi en tane sayının aritmetik ortalaması geometrik ortalamasından büyük ya da eşittir. O zaman elimde şöyle bir bilgi var. x çarpı y artı 28 bölü x çarpı y'nin yarısı yani aritmetik ortalaması bunların çarpımının karekökünden yani geometrik ortalamasından yani x çarpı y çarpı 28 bölü x çarpı y'nin karekökünden büyük eşittir diyoruz. Çok tatlı bir birbirini götüren terimler bay bay diyorum onlara. Benden istenen şu toplam ona A diyeceğim. A bölü 2 büyük eşit kök 28 bir başka deyişle 2 kök 7. A büyük eşit diyorum 4 kök 7. Fakat 4 kök 7'nin Tam olarak diğerini bilemiyorum yani tam sayı sorduğu için bana. O zaman şöyle bir üç kat yapacağım. Diyeceğim ki abi bu dördü kökün içine sallayayım. Dört kök içine on altı diye girer. Yani elde edeceğim şey şudur. A büyük eşit on altı çarpı yedi. Yani kaç yapar? Yüz on iki. O zaman eğer A sayısı yüz on ikiden kök yüz on ikiden büyük eşitse benden istenen bu A yani bu iki terimin toplamı x çarpı y artı yirmi sekiz böyle x çarpı kök 112'den büyükse ve bunun tam sayı en küçük tam sayı diye soruyorsa 112'den büyük bir tam kare lazım bana. O da kim? 121 yani 11'in karesi. O zaman A'nın alacağı en küçük tam sayı değeri diyorum ki amin. Evet 111. Diyor ki Allah'ım bu sene beni istediğim bölüme yerleştir. Amin. Gel bakalım. Bakın soru yine kalabalık. Okuyunca diyorsun ki ya abi ne alaka oranın adıyla? Fakat az önce verdiğimiz ...eşitsizlik bizi burada da kurtaracak. Yani burada üç tane terimin toplamını soruyor. Diyorum ki bu üç terimin toplamının üçte biri... ...yani bunların aritmetik ortalamaları... ...geometrik ortalamandan büyük veya... ...özür, büyük ya da eşit olacak. Şimdi bunların toplamı... ...o toplama gene A diyorum. Bölü üç. Yani bunların toplamının üçte biri... ...yani aritmetik ortalaması. Bunların geometrik ortalamasından büyük olacaksa... ...yani bunların çarpımının küp kökünden büyük olacak... Bunların çarpımı dikkat edin. Kat 2 ve 4 var. Yani 8. X küp, Y küp ve Z küp var. 3 tane terimin geometrik ortalaması nasıl alıyordum? Çarptıktan sonra küp kök için alarak. Ve o zaman elimde şöyle bir eşitlik kalacak. A bölü 3 büyük eşit. Eşitsizlik kalacak. Özür düzeltiyorum. 2, X, Y, Z. Eşitsizliğin her iki yanını 3 ile çarpıyor ve A büyük eşittir 6XYZ elde ediyorum. Dönüyorum soruya. Bana bir bilgi vermiş. Bu bilgiye muhtacım. Bu bilgi olmasa çünkü iş yürümez. X çarpı Y çarpı Z'nin kaç olduğu bilgisi var? 5. O zaman diyorum ki 6 çarpı 5 30. Benden istenen toplamın 30'dan büyük ya da eşit olduğunu söylüyorum. O zaman en küçük tam sayı değerine de diyeceğim 30. Eşitlik olmasaydı 31 olacaktı ama yırttık. Etkene tatlı bir soru kalıbı. Bir takım eşitlikler verilmiş ve aşağıdaki şıklardan hangisinin yanlış olduğunu sor soruyor. Şimdi bakınız A'nın B'ye oranı 3 ve sabit. Demiştik ki doğru orantılı olan ifadelerin birbirine oranı, doğru orantılı olan iki sayının birbirine oranı sabittir. O zaman A ile B'nin doğru orantılı olduğunu söyleyeceğim. Yani bir başka işte A artarsa B de artar. Bunu şöyle de düşünebilirsin. Şurası 6 iken burası iki 2 olması lazım sonucun 3 olması için. O zaman ben burayı 12 yapıyorsam burası da 4 olması lazım. Bu kesirin payını artırınca paydası da artıyor. Okey. Benzer şekilde dikkat edecek olursanız B'yi artıracak olursam 2 çarpı B çarpım sonucu büyümüş. Dolayısıyla 3C eşiti olan 3C'yi de büyütmüş. Yani C'yi de büyütmüş olmam gerekir. Yani B'nin artışı C'nin de artışını tetikliyor. Yani B ile C doğru orantılı diyeceğim. O artınca o da artıyor. Gel son eşitliğe. Bakın C çarpı D eşittir 2 diyor. Yani burada bu ikisinin çarpımının ne olduğunu görüyorum sabit olduğunu görüyorum. Şöyle bir cümle kurmuştuk küçükken. Demiştik ki ters orantılı olan ifadelerin ters orantılı olan iki sayının çarpımı neydi? Sabitti. Yani C ile D'nin ters orantılı olduğunu söyleyeceğim. Bu ne anlam ifade edecek benim için? Eğer C artan bir grafik, artan bir seyir izliyorsa bu D'nin azalan olduğu sonucunu çıkaracak benim için. Bana diyor ki A şıkkında A D ters orantılıdır. Bakıyorum biri artmış biri azalmış. Haklısın diyorum abi. B ile de B ile de ters orantılı diyor. Aynı şekilde bir artarken değeri azalmış. A ile C doğru demiş, doğrudur. B ile C doğru demiş, doğrudur. A ile B ters demiş. Halbuki A artarken B de arttığı için ikisinin nasıl ifadeler doğru orantılı olan ifadeler olduğunu söyleyeceğim. Dolayısıyla cevabım E şıkkı olacak. Bir üçgenin dış açıları sırasıyla 5, 6, 7 sayıları ile orantılı. Yani doğru orantılı. O zaman ben dış açılara sırasıyla işte 5x, 6x, 7x diyebilirim. Şu bilgiyi de hatırlıyor olmalısın. Herhangi bir üçgenin dış açıları, ölçüleri toplamı 360 derecedir. Yani bu üçünün toplamcığı kaç yapacak güzel kardeşim? 18x, 360 olacak. O zaman bunu ikiye bölecek olursam 9x'in de 180 olduğu bilgisine sahibim. Tamam. X'i bulmayacağım. Dikkat et buna. İç açıları sırasıyla hangi sayılar ile orantılıdır? Şimdi güzel kardeşim dış açılardan birine 5 ile orantılı olana 5x demiştik. E, o zaman bunun iç açı ortayı da bunu 180'e tamamlayan açıdır. Yani onun bütünleridir. E 180'in 9x olduğunu söylediysek 5x'i 9x'i yani 180'e tamamlayan 4x. 6x'i 180'e tamamlayan 3x. 7x'i de 180'e tamamlayan 2x olacak o zaman. Yani her birini 9x'le tamamladık. O zaman bunlar hangi sayılar ile orantılıdır? Yani doğru orantılıdır diyorsa 4 3 2 deyip Denizli'yi paket yapacağım. Geçtim. Güzel. X ve Y pozitif gerçek sayılar imiş. X bölü Y 2 bölü 3 diyor. Buna göre bu ifadenin alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir? Yukarıda yaptığım bir iki örnekteki gibi yapacağım. Şimdi ben burada X'e 2K, Y'ye 3K diyebilirim. O zaman bu iki sayının toplamını alacağı en küçük tam sayı değeri. Bu iki sayının toplamına gene A diyorum. Diyorum ki bu ikisinin toplamının yarısı. Yani bunların aritmetik ortalaması. Bunların geometrik ortalamasından büyük ya da eşittir. Yani X çarpı 17 bölü y'nin kareköküne büyük diyeceğim. Şimdi x ve y yerine az önce yazdığım 2k ve 3k değerlerini yazıyorum. Hadi gel. Beraber yazalım. 2k çarpı 17 bölü 3k. Hop hop hop. Çarpı çarp. Buradan 34 bölü 3'ün karekökü geliyor. Çok çirkin. O zaman bu eşitsizliği şöyle yazayım. Her iki tarafı da 2 ile çarparak 2 karekök 34 bölü 3. Şimdi bu baya baya kötü. Az öncekiler yine insan gibiymiş. Bu pek öyle değil. 2'yi kök içine sallayacağım gene. Kök 4 olarak. O zaman burası 148 bölü 3 gibi bir enteresan köklü ifade olacak. Aynen. 147 olsaydı ne olurdu bu? 49 olurdu değil mi? 147 olsaydı evet 49 olurdu. Demek ki burası yani 148 bölü 3 49'dan biraz büyük bir değer. O zaman karekökü de 7'den biraz büyük değerdir. Yani A'nın 7'den çok az büyük olduğunu ve benden istenen en küçük tam sayı değerinde kaç olduğunu söyleyeceğim. 8 olduğunu söyleyeceğim. Birbirine bağlı 3 çark varmış. Büyük olanı 3 tur döndüğünde ortanca 4, küçük olan 5 tur dönüyor. Şimdi burada şunu e, kararlaştırmamız lazım. Küçük olan çark mı daha çok döner, büyük olan çark mı? Bunu vitesli bisiklet kullandıysan net olarak yaşamasındır. Çarkın eğer dişli sayısı veya yarı çapı küçülürse dönüş sayısı artacaktır. Yani burada kurmamız gereken şey şu, kurmamız gereken cümle. Çarktaki dişli sayısıyla dönme sayısı veya çarkın yarı çapıyla veya çapıyla dönme sayısı ters orantılıdır. Büyüdükçe dönüş azalacak. O zaman 3 tur dönenin, 4 tur dönenin ve 5 tur dönenin olduğu bir çark ailesi var. Öyle diyelim. 3, 4, 5'i kaç değiştirirsin? 60. O zaman diyorum ki bunda 20 diş varsa 60 bölü 3. Bunda 15 dişli olacak. 60 bölü 4. Bunda da 60 bölü 5. 12 dişli olacak. Fakat orantının, daha doğrusu orantı sabitlerinin kaç olduğunu bilmiyorum. Ben bunların dişli sayısına 20K, 15K ve 12K diyorum ve bu toplamın 141'e eşit olduğunu söylüyor. Hoca burada soruyu şöyle çözemez miydik? 3, 4, 5 tur dönüyorlar. O zaman bunların dişli, sayıları, dişli sayılarına K bölü 3, K bölü 4, K bölü 5 diyemez miydik derdik. Ama biz burada ne yaptık? Dedi ki eğer dönme sayıları yani tur sayıları 3, 4, 5 ise yani dönme sayıları 3, 4, 5 ile doğru orantılıysa dişli sayıları da sırasıyla 3, 4, 5 ile ters orantılıdır. Ters orantılıdır. O zaman hangi sayılarla doğru orantılı olduğunu nasıl bulabildiğimizi konu anlatımda ifade etmiştik hatırlarsın. O zaman yürüyorum birader buradan. Burası ne yapıyor? 47K eşittir 141. K'yı buradan kaç buluyorsun abi? 3. Süper. Bitirdim. Büyük çarkta kaç diş vardır? Abi büyük çarkın hangisi olduğunu biliyorsun herhalde. Diş sayısı fazla olan. Yani 20K. E K'yı da 3 bulmuşsun. 20 ile 3'ü çarparsın yani bir zahmet. 60'ı gömeriz. Yine nispeten benzer bir örnek. Bir traktörün ön tekerinin çevresi diyor ki arka tekerinin çevresine oranı 3 bölü 5'miş. Ön teker daha küçük traktörde muhakkak görmüşsündür. O zaman burada da benzer şeyi söyleyeceğiz. Traktör belli bir yol aldığında küçük olan ön tekerin daha fazla tur attığını söyleyeceğim. Okey. O zaman çevreler oranı 3 bölü 5 ise atılan turlar oranı da sırasıyla 5 bölü 3'tür. Yani küçük olan 5x tur atıyorsa büyük olan 3x tur atar. 60 metrelik yol gidildiğinde küçük teker büyük tekerden 4 tur fazla dönüyor. O zaman küçük olan yani daha fazla dönen öyle diyelim daha fazla tur atan e dönme desek daha tatlı olur. Daha fazla dönme sayısına sahip olan tekerin diğerinden 4 fazla tur attığını söylüyor. O zaman 2x'in buradan 4, x'in kaç olduğunu söyleyeceksin 2. Dolayısıyla küçük teker yani daha çok dönen tekerin 5x kere döndüğünü, 5x tam tur attığını yani 10 tam tur attığını söylüyoruz. E o zaman bu teker 10 tam tur atıyorsa 60 metrede, abi 60 metrede 10 tam tur atan bir tekerin çevresinin 6 metre olduğunu söyleyeceğim. Veya derim, derim ki ee, 60 metrede 10 tam tur dönen bir tam turu kaç metredir filan gibi bir orantıda yapabiliriz ama çok lüzum yok. Gel buraya bir adet terzi terzi rıza olsun. A gün boyunca günde 20 B gün boyunca da günde 30 gömlek dikmiş. A'nın B'den büyük ya da eşit olduğunu söylüyor. Yani 20 gömlek diktiği gün sayısının 30'a nazaran daha çok ya da eşit olduğunu söylüyor. Eşitlik olması durumunda hatırlarsanız şunu söylemiştik. İkisinden de eşit miktarda olsaydı o zaman bizim ortalamamız ortalamamız bu bize verilen bu iki değerin iki değer olduğu için aritmetik ortalaması oluyordu. Yani toplam ikiye bölüyordum 25 diyordum. Yani bu terzinin günlük diktiği gömlek sayısının ortalaması 25 olabilir. Ne zaman eşitlik var ise. Eşitlik yoksa yani A daha fazla sayıda ise yani 20 gömlek diktiği gün sayısı daha fazla ise o zaman ortalama 20'ye daha yakın olacak. Yani 25'ten 20'ye doğru geliyorum. 24, 23, 22 ve 21. 20 olması imkan var mı? Yok. Çünkü demiştik ki herhangi bir gün veya bilmem kaç gün 20 yapıp bilmem kaç gün yine 30 yapıyorsa yapılan veya dikilen gömleklerin aritmetik ortalaması bu iki değer arasındadır. Bu iki değer arasındadır. Yani 20 de olmaz, 30 da olmaz. Oysa bu iki değer arasındaysa bu değerler ar ar aralığında olacak. Yani 21 ile başlarım, eşitlik olması durumunda 25'i e de dahil edebilirim. Dolayısıyla bahsi geçen ortalamanın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyorsa 5 tane deyip noktayı koyalım. Evet diyor ki bir araç 300 TL'lik bir benzin ile 600 kilometre yol alıyor. O zaman hemen üç kat yapıyorum. Ne diyorum? 300'e biliyorum. Diyorum ki 1 TL'lik benzin ile 2 kilometre yol alıyor demek. Cümlenin devamında sorunun devamında diyor ki 12 kilometrelik yolu 1 litre benzin ile gidiyor. Abi o zaman 12 kilometrelik yolu dikkat et 6 katı 6 TL ile gider. E bunu da 1 litrelik benzinle hallediyormuş. Yani aslında burada şu demek 1 litrelik benzinin bana gelişi öyle diyor ya abi bize gelişi bu. Gelişi kaçmış 6 TL. E zaten demiş benzinin litre fiyatı nedir? Temiz. Çok temiz oldu. tabi. Keşke 6 lira olsa ama nerede? Nerede nereye? Diyor ya aynen öyle. 50 kişiye 45 gün yetecek bir erzak ile bir kampa başlanılmış. Tamam. 10 gün sonra kamptan 25 kişi ayrılıyor. Şimdi güzel kardeşim 50 kişi başladılar kampa. Çılgınlar gibi eğleniyorlar. 10 gün geçiyor. O zaman 50 kişiye 50 kişiye 35 gün yetecek erzak var. Çılgınlık yine hat safada fakat 25 kişiye annesi çağırıyor. Akşam ezan okundu diyor eve gel. 25 kişi ayrılırsa o zaman kampta 25 kişi kalır, anasız, babasız, okey. Yani buradan çıkardığım sonuç aslında şu, hemen çakacağım buradan sonra ne, ne o sonuç? Ee, kampa katılan kişi sayısı abi yarıya düşmüş veya kampta kalan kişi sayısı yarıya düşmüş. O zaman bu erzak mevcut erzak eğer bozulmasa daha fazla gün yetecektir. O zaman diyorum ki kişi sayısı yarıya düşüyorsa erzak yeteceği erzakların yeteceği gün sayısı da mevcut kalan gün sayısının iki katı olmalıdır. Yani 70. O zaman kampta kalan kişilere kaç gün yetecek kalan erzak? 70 gün diyeceğim. Bazen soruyu şöyle soruyorlar. Diyor ki işte erzak bu kamptaki kişilere kaç gün yetmiştir? O zaman toplam 80 diyeceğim. Bana dikkat et. Üzülürsün sonra. Evet gel buraya. Ali diyor ki girdiği son sınavdan 64 puan alırsa tüm sınavlardan aldığı not ortalaması, puanların ortalaması 70 olacak. Son sınavdan 72 alırsa 72 olacak. Yani aslında bana şunu diyor. Diyor ki Ali diyor 64 alacağına 72 al. Yani 8 puan fazla al. Ortalaman 2 artsın. 8 puan fazlalık ortalamayı 2 artırıyorsa 8'i 2'ye bölüyorum. Diyorum ki bu eleman 4 sınava girmiş demek. Zaten diyor ki Ali kaç sınava girmiştir? Ümit ediyorum köfteyi çakmışsındır. Çakmadıysan klasik yolla çözüm senin ellerinden öpsün. Evet, bir gruptaki erkeklerin yaş ortalaması 13, kadınların 19. Kadın sayısı erkek sayısının iki katıdır. O zaman diyorum ki abi erkek bir tane olsun, kadın iki tane olsun. Okey. O zaman grubun yaş ortalamasını buluyorum. Bir tane erkek var 13 yaşında. Körpe garibim 13, 1 çarpı 13. E, i̇ki kişi var 19 yaşında. O zaman bunların yaşları toplamı 2 çarpı 19. Yani kaç yapacak? 38 mi? E, toplamda gruptaki kişi sayısını 3 kabul ettim mevcut veriye göre. O zaman bunu kaça böleceğim? 3'e. Ne yapacak yani burası? 51 bölü 3. O zaman ortalamam ne olacak? 17. Veya hatırlarsan şöyle bir üçkağıt yapıyorduk. Şurada 13, şurada 19 yaşında kişiler var. Buradaki kişi sayısı 1, buradaki kişi sayısı 2 ise aradaki mesafe kaç? 6. 6'yı şu ikisinin toplamına bölüyorum. 3'e. 6 bölü 3, 2. 2'yi 1 ile çarpıyorum. 2 yeri 1, e 2. 19'dan yani tam çaprazından 2'ye düşüyorum 17. Abi ne yaptın ya? Hani bunu konu anlatırken demiştik e, fizikteki o çılgın e, yük çarpı yük kolu, kuvvet çarpı kuvvet kolu falan gibi şeyler. Ümit ediyorum hatırlamasındır. Değilse şuradan yürü yani. Evet tatlı bir soru var en sevdiklerimden. Adam bana diyor ki abi işte sana bir takım şeyler verdim. Niye silmiyorsun bunu? Evet. Orası virgülmüş. Sorudaki virgülü nereye koymuş Allahın seversen? Bana böyle bir oran vermiş. Tamam. E, orantı vermiş özür. E, alttaki oranı soruyor. Ne demiştik? Eğer elimizde bir oran var, bir orantı var sonra tekrar aynı soruda bir oran soruyorsa değer verecektik. Yapacağımız en tatlı iş oydu. O zaman M yerine 3, N yerine 2, K yerine 5 yazıyorum. Aşağıda dolduruyorum. 2 M kare. Yani 2 çarpı 9, 18. Eksi N çarpı K, 10 artı m çarpı k 15 bölü 3m kare 3 çarpı 3'ün karesi 9 yani 27 eksi m çarpı n 6 özür artı demiş eksi k kare 25. Abi buradan yukarısı 23 aşağısı 2 8 geliyor 23 bölü 8 çok keyifsiz bir şık ama yapacak bir şey yok. Evet güzel harika. Bir ödev sorusuyla noktalıyoruz mini denemeyi. Bu ellerinden yapacak güzel kardeşim. Bununla uğraşmanı tavsiye ve talep ediyorum. İşte klasik şeyi söyleyeceğiz burada. E, Bu cevabı yorumlara, çözümü yorumlara yazarsan seviniriz. Tatlı, hoş, orijinal bir çözüm olursa çözümü paylaşan kişinin adıyla beraber yayınlarız bunu. Burada duruyoruz. E, abone olmanı, beğenmeni, paylaşmanı tavsiye ediyoruz. Arkadaşlarla da bize abone olması noktasında ikna edersen seviniriz tabi en yakın zamanda görüşmek üzere diyelim. Yarın denklem çözme diyeceğiz. Sağlıcakla kalısın. Kendine iyi bakasın.